Evet, anlatacak çok şey var. Zaman az. İşte bir yöneticimiz voleybol maçına gitti, bir yöneticimiz Beşiktaş'ta altyapı maçına gitti. Birazdan bir grup yöneticimiz Trabzon'a gidecek. Gerimizde yarın sabah ilk iş Trabzon'a gideceğiz. Trabzon'da takımımızın yola çık şansı bol olsun. Rabbim yanımızda olsun. İki kulüp de birbiriyle temasta. Geçen sene 17 Mart'ta yaşananların tekrarlanmayacağına eminiz. Güzel bir maç olsun. İnşallah biz kazanırız. Hak eden kazansın ama inşallah biz kazanırız demek istiyorum. Hocamızdan bahsedildi. İlk o konuya geleyim. Tek tek cevap veremeyeceğim sizin bugünkü konuşmalarınıza. Ben öncelikle Yüksek Divan Kurulu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Aslında olayı olağanüstü, güzel, net, sarih bir şekilde açıkladı. Neler yaşıyoruz, içinde bulduğunuz durum, camiamızın psikolojisi. Genel sekreterimiz de rekabet ettiğimiz bazı kulüplerle ilgili, özellikle biriyle ilgili çok net konuştu. O da durumu izah etti. Ben de orada birkaç konuya değineceğim. Ama görüyorum ki biz sadece dışarıyla değil, birbirimizle de boğuşuyoruz. Bugün o konulara değinildi. Gücümüzü Fenerbahçe'nin menfaatleri için odaklayalım diyenler oldu. Bu hassasiyeti gösterenlere teşekkür ediyorum. Bazı kongreleri dinledim. Herkesin fikrine saygılıyım. Takdir ederim, tasvip etmem. Önemli değil ama herkes bu kürsüden istediğini söyler. Ama görüyorum ki bazı kongrelerimizde, divan kurullarımızda hakikaten gerçeklerin şu an çok uzağındalar. Hocamızla ilgili her divan kurulunda kürsüye çıkan Ufuk Bey bir şeyler dedi. Şimdi bizim en büyük sorunumuz çok uzun yıllardır hem bizim dönemimizde hem bizden önceki dönemde futbol şubesinde istikrar yakalayamamamızdır. Bunda bizim de bizden önceki yönetimin de tabii ki sorumluluğu, hataları olduğu aşikardır. Ama bir diğer unsur ise teknik direktörlerimize ihtiyaç duyduğu süreyi, sabrı tanımayan camiamızın burada sabırsızlığı da pay sahibidir. Bu bağlamda yönetim kurulumuz bu sabırsızlığı, bu toleranssızlığı kırabilmek için dünya tarihinin en başarılı, en değerli teknik direktörlerinden biri ne olan Jose Mourinho'yu kulübümüze kazandırmıştır. Yani yaşayan antrenörler arasında değil, dünya tarihinde gelmiş geçmiş tüm teknik direktör arasında en ilerinden birini getirdik. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Katılırsınız, katılmazsınız imkanlarımız çerçevesinde. Hatta bir nebze olsun ayağımızı yorganımıza göre uzatmadık. Bu sefer daha da listeler alarak bir mühendislik yaptık. Kadromuz derin, alternatifli. Zaman içinde bunu göreceğiz. Spor basınımız ve organize bir sosyal medya çetesi daha önceki teknik direktörlerimiz gibi Sayın Mourinho'yu da kısa sürede hedef haline getirmiştir. Olabilir ama üzücü olan bir kısım taraftarımız bu algı operasyonundan bir kez daha etkilenmiş, bunlara kanarak etkilenmiş olduğunu görüyoruz ve hocamızı da daha 8. 9. haftada saldırıya uğrattılar. İşte camia psikolojisini biraz evvel bir kongreyemiz daha 9. haftada yelkenleri indirmiş, şampiyonluğun bittiğini burada ifade etmiştir. Ben kendisine kesinlikle kızmıyorum ama camiamız bilerek, isteyerek ya da bilmeyerek bu psikoloji haline yıllar içinde sokulmuştur. Her demeciyle Fenerbahçe'ye yaşatılan haksızlıkları dünya basının manşetlerini taşıyan, İstanbul'daki her anını takımımızın daha iyi bir seviyeye yükseltmesi için harcayan, sevgiyi, saygıyı, sabrı ve desteği sonuna kadar hak eden hocamız vardır. Ve biz de yönetim olarak sonuna kadar yanındayız. Bizim kendisiyle ilgili hayallerimiz ve planlarımız uzun vadelidir. Tüm çabamız onun bu şehirde mutlu olması, tüm ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması ve
kendi işine odaklanması, takımına, oyuncularına, idmanına ve rakiplerine odaklanması bizim en büyük önceliğimizdir ve bu şekilde futbol şubemizde istikrar yakalayarak başarı elde edeceğimizi inanıyoruz. Tek beklentimiz, bu da beklentiden öteye geçer inşallah, camiamızın biraz artık uyanması ve sahiplenmesi. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü en küçük tökezlemede, bir puan kaybında hepinizin malumu. Ben bazı Fenerbahçe'de olduğu söylenen sosyal medya sitelerine de hayretler içindeyim. Olacağını düşünmüyorum onların Fenerbahçe olabileceğini. Yani rakip, en büyük düşmanımız böyle bir sosyal medya sitesi kurmak istese ancak bu kadar olur. Ben onlarla ilgili ümidimi kestim. Ama bugün burada da, son dönemde de, kamuoyunda da artık bir kenetlenmenin başlayacağını, başlayabileceğini, insanların artık biraz daha uyanmaya başladığını görüyorum. İşte siz her toplantıda konuşuyorsunuz. Şimdi ben de farkına vardım dediniz. Siz bile farkına vardıysanız inanın kitleler de farkına varmaya başlamıştır. Benim sizden ricam, yönetimle sorunu olanlar gelsinler burada, bizi istedikleri gibi eleştirsinler. Biz bugüne kadar kimsenin demokratik hakkını gasp etmedik. Herkes istediği gibi eleştirdi. İlk dönemlerimizde Fenerbahçe TV'de kendi kanalımıza yerden yere vurulduk. Hiçbir zaman da sesimizi çıkartmadık. Ama varsa bizde derdiniz, bu sıkıntınızı sahada çubukluyu taşıyan, salonlarda çubukluyu taşıyan sporcularımızla bunun hesabını kesmeyin. Hesabını bizden kesin. Bunu özellikle söylemek istedim. Yarın yolumuz açık olsun, şansımız bol olsun. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. 3 puan kazanacağımıza inanıyorum. Ve tüm futbolcularımıza ve hafta sonu müsabakalarda olan tüm sporcularımıza başarılar dilemek istiyorum. Şimdi bir dileğim olsaydı, şöyle elimizde böyle bir sihirli bir değnekli bir şey dokunup bir dileğimiz gerçekleşseydi, bize oy verin vermeyin, sevin sevmeyin, katılın katılmayın, takdir edin etmeyin, Fenerbahçelilerin bizi anlamasını, nelerle boğuştuğunu, muzu görmesini dilerdim. En çok bunu dilerdim. Her şey apaçık ve gözler önündeyken ve tekrar tekrar anlattığımız halde anlaşılamamanın acısını derinden yaşıyoruz. Ya biz yaşadıklarımızı hakkıyla anlatamıyoruz, ya da başkalarının masalları bizim gerçeklerimizi yutuyor demektir. Yani bizim camiamızı uyutuyor demektir. Belki de sizleri uyutmak için, özellikle genç mensuplarımızı harekete geçirip onları bize hedef almasını sağlayamak için belki de Fenerbahçeli görünüp hiç Fenerbahçe olmayan siteler bile kurmuş olabilir. Olağanüstü bir organizasyon var. Ama biz bunun acısını çekiyoruz. Başkanımız burada çok güzel özetledi neler yaşandığını. Ama şunu da görüyorum. Ufak ufak rüzgar dönmeye başladı. Göreceksiniz zaman içinde Fenerbahçe'nin taviz vermeden, ilkesel duruşundan geri adım atmadan, değerlerine sıkı sıkı sahip çıkıp, futbolda başarı sağlamasa da sırf başarı için doğru bildiklerinden sapmayıp, biraz sonra anlatacağım yapıyla ilgili mücadele edip, bu yapı çökertildiği zaman sadece Fenerbahçe değil, sadece Türk futbolu değil, ülkemizin ne kadar büyük fayda sağlayacağınızı hep beraber göreceksiniz. Belki bizler için iş işten geçmiş olacak. Ama bizim yaptığımız kıymetli çalışmanın değeri, inanın bizler gittikten sonra apaçık ortaya çıkacaktır. Tüm zorluklara ve engellere rağmen Fenerbahçe için ve Fenerbahçeliler için elimizden gelen en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Ve çalışmalarımıza yön veren pusula tek bir yön işaret ediyor. O da Fenerbahçe'nin özgürlüğü ve ekonomik bağımsızlığıdır. Bizim için en büyük başarı kulübümüzün kimseye muhtaç olmamasıdır. Şimdilerde
kolayca yok sayılsa da demin de dediğim gibi görev süremiz bittiğinde bunun ne kadar önemli olduğu herkes tarafından görülecektir. Evet, tüm zorluklara ve engellere rağmen dedim az önce. Birazcık o engellere değinmek istiyorum. Mesela Göztepe maçından bahsediyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Feci bir olay yaşandı orada, malumunuz. Kalleşçe biri sırtınızdan saldırdı. Biz orada ortamı yatıştırmaya giderken, detaylarına girmeyeceğim, daha evvel anlattım. Ama geçen hafta bir maç oynandı. Galatasaray Beşiktaş maçı. Bir muhabire tokat atan, ki hiçbir şekilde şiddeti tasvir etmemiz söz konusu değildir, apar topar tutuklandı. Yanlış bir yere çekilmesin lütfen. Biz mesleği, sosyal statüsü, cinsiyeti fark etmez sizin her Türk vatandaşının adalet önünde eşit olması gerektiğine inanan bir camiayız. Ancak bir ayrıcalık da talep etmiyoruz. Yalnız neden adil muamele görmediğimizi sorgulamak da bizim camiamıza karşı sorumluluğumuzdur. Beşiktaş başkanıyla dalga geçen, sözde medya mensubu olan ama tweetlerine baktığınız zaman huligan bir taraftar profili çizen, maça geldiği zaman alkollü olduğu net bir şekilde emniyet tarafından tespit edilen kişiye bakanlarımız yarım saat içinde isimlerini vermeyeceğim, geçmiş olsun diyorlar ve peşindeyiz diyorlar. Fenerbahçe başkanına yapılan saldırmayı ama aynı kişiler görmezden gelebiliyorlar. Keşke gelmeselerdi. Tekrar soruyorum, bu adil midir? Kime göre, neye göre hukuk işlemektedir? Biz kamu destekli, sanki kamu kurumuymuş gibi pek çok kulüple rekabet halindeyiz. Bunları görmeniz lazım. Biz kapalı spor salonumuzu yaparız. Kapalı kendi stadımızı sahibi devlet olmasına rağmen inşa ederiz. Başkalarına statlar yapılır. Ama biz ondan iki misli yıllık kira öderiz. Her yıl vergimizi kuruşu kuruşuna öderken rakiplerimizin vergi borçları affedilir. Adil rekabet midir? Camia ses çıkarır mı? En küçük puan kaybında saldıranlar bu durumu hiçbir zaman gündeme getirir mi? Biz Türkiye'nin dev markalarıyla işbirliği yaparak sponsorluk gelirimizi arttırırken, formalarımızın neredeyse hiçbir yerinde boşluk bırakmazken, bir rakibimiz yasa dışı bahis sitesini sözde bir haber sitesi gibi göstererek gayri alaki kaynak yaratırken, üstelik bütün bu kara borsa skandalının içinde buna cüret ederken, kimsenin ses çıkarmamız veya yeterince ses çıkarmamız, resmi mercilerin bunun üstüne bütün güçleriyle gitmemesi, bu adil midir? Söz konusu iddialar Fenerbahçe... Nerede başkanım? Efendim? Fenerbahçeli savcılarımız duyuyorlarsa, burada varsa... Savcının Fenerbahçe'si, Beşiktaşlısı, Galatasaray'sı olmaz. Göztepe olayıyla ilgili de özellikle İçişleri Bakanımıza, şahsım ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Konunun ciddiyetine vakıf bir şekilde çok hızlı üzerine gittiler. Gerekli denetimler yapıldı, müfettişler atandı ve gerekli cezalar da verildi. Onun için de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Malum terör örgütünün üyesi olmaktan halen hapis yatan veya yurt dışında firari olan polis, savcı, hakimlerin Fenerbahçe'ye vermediği zararı her sene, her sezon birkaç tane hakimin verdiği hepinizin malumudur. Veya malumu mudur?
Geçen yıl nefes nefese devam eden şampiyonluk yarışında biz 5 kırmızı kart görürken Galatasaray'ın sadece 1 kırmızı kart görmesi normal midir? Bütün liglere baktık. Böyle bir tablo hiçbir yerde yok. O kartı gören de kulübeden gördü. Saha içinde değil. Ama aynı takım 5 Avrupa maçında 5 kırmızı kart görüyor. Bu bir tesadüf müdür? Yoksa yabancı hakemlerin dürüstlüğüne mi bağlamak gerekir? Yine geçen yıl bir takım 65 sarı kart görmüş. Onlar biz 23 fazla 88 görmüşüz. Bunu adil diye sormak görevimiz değil midir? Geçen sene hatırlatıyorum. Çünkü bu sene de ne yazık ki bu şekilde ilk 10 haftada, 9 haftada benzer tablo ortaya çıkmaya başladı. Federasyon seçimleri sürecinde tavrımız son derece açık ve şeffaftı. Halen de öyledir. Yeni TFF yönetiminin zamanı ihtiyacı olduğunu kabul ediyoruz. Bununla birlikte hakemlerin lige etkisini de dikkatle izliyoruz. Bu konuda sabrımızın daha fazla sınanmamasını özellikle diliyoruz, rica ediyoruz. Şimdi Acun Bey bir mücadele veriyor. Sağ olsun. Çok güç kattı. Ve devamlı önemli konuları gündeme getiriyor. Bu yapı neymiş? Bir de yapı var mı? Hayali yapı oluşturuyorsunuz. İşte sahadaki sonuçları böyle mazeretlerle kamufle etmeye çalışıyorsunuz diyorlar. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Biz 25 yıldır sıkıntı yaşıyoruz. Zaten her zaman dile getiriyorum. Bilmiyorum biriniz söylediklerim doğru mu değil mi diye baktınız mı? Ya son 10 senenin ve son 5 senenin tablosuna bakın. Ve bu tablolara göre Fenerbahçe'nin şampiyon, en azından bir şampiyonun olmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Gidin bakın. Puanlara bakın, gollere bakın, gol averajlarına bakın, galibiyetlere bakın. Bunu şansa filan bağlayamazsınız. Müsaade edin de bitireyim. Dolayısıyla biz 25 yıldır bu işle mücadele ediyoruz. Bu yapı camiaların kaderleriyle oynuyor. Şekip Bey'in dediği gibi sadece şampiyonluk yarışı değil, düşenlerin de kaderiyle oynuyor. En çok bize zarar veriyor, tartışmasız. Toplumumuzun sinir uçlarıyla oynuyor. Türk futbolunun kaderiyle oynuyor. Bizim yaşadıklarımız yeryüzünde, dünyada bir kulüp yaşasa ayakta durması bile mümkün değildir arkadaşlar. Bununla övünsek mi? Gurur mu duysak? Halimize mi üzülsek? Size bırakıyorum. Defalarca anlattım, daha fazla anlatmayayım. Kendi tarihimizin görülmemiş sezonu yaşıyoruz. 99 puan alıyoruz. 6 derbin 4'ünü kazanıyoruz. Deplasmanda sadece bir beraberliğimiz var. Yine şampiyon olamıyoruz. Düşünün arkadaşlar. Biz yapı deyince ortalık kaynıyor. Kim bu yapı? Adı var mı? Biraz açıklamaya çalışayım. Geçen seneden örnek verdik. Saha içinde ısrarla bir takımı kollayarak, ittirerek hakem hataları yapmasına rağmen gerekli adımlar atılmıyorsa ve aynı hakemlere hiçbir şey olmuyormuş gibi her hafta maçlar veriliyorsa işte yapı budur. Tarihe geçecek, yıllarca hafızalardan silinmeyecek hakem hatalarının neredeyse hepsinin bir takımın lehine gerçekleşiyorsa işte yapı budur. Bu sezon daha henüz 10 hafta geçmemesine rağmen yine aynı takım adına hakem hataları diye nitelendirmeyecek saha içerisinde açık bariz kollamalar yapılıyorsa işte yapı budur. Bir derbide 6 sarı kart, 2 kırmızı kart, bütün otoritelerin altına imza attığı bir olay yaşanıyorsa işte yapı budur. Bir teknik direktör hakemleri saha içerisinde tehdit ederken, dördüncü hakemin gözü önünde yaşanırken bu raporlara girmiyorsa işte yapı budur. Bu temsilcileri, gözlemcileri istedikleri şekilde kullanabileceğini iyi bilen,
kullanabileceği kişileri bu görevlere yerleştiren, çok uzun yıllardır akrabalık, arkadaşlık ve hemşericilik ilkelerini kullanarak yapanlar oluyorsa işte yapı budur. Hakemlerin maçlarda kararlarını etkilemek için VAR'a görüntüleri manipülatif bir şekilde gönderip hakemlere tuzak kurarak kariyerlerini sonlandırılanlara rağmen kimse kılını kıpırdatmıyorsa işte yapı budur. Bu yapıya biraz çomak sokulduğu zaman geleneksel ve sosyal medyada malum kişiler ayaklanıyorsa işte yapı budur. Bu konuşmayı dinlediklerinde öfkeyle dinleyenler, yeri geldi mi içlerine korku düşenler işte yapının parçası bunlardır. İllegal işler yapılırken ki biraz sonra anlatacağım. Göz yumuluyorsa, sahip çıkılıyorsa, dosyalar kapatılıyorsa işte yapı budur. Ve tüm bunları bile bile halen kim bu yapıyı açıklayın diyorlarsa işte onlar da yapı budur. Daha fazla uzatmayayım. Uzun uzun anlatırım. Uyanın Fenerbahçeliler. Uyanın. Biz destek olun olmayın. Kalbimiz attıkça bu görevde olduğumuz müddetçe lütfen konuşurken beni kesmeyin. Rica ediyorum sizden. Size biraz evvel de rica etmiştim. Oradan geçerken rica ediyorum. Sayın Üyem oturur musunuz yerinize lütfen? Rica ediyorum. Başkan konuşuyor. Evet, şimdi gelelim. Biraz evvel işte rakiple uğraşmayın, etmeyin, onları büyütmeyin diyor. Ama anlatmak zorundayız. Çünkü biz adil rekabet peşindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde açık ve net şekilde anlattım. Haksız rekabet sadece saha içinde değil, özellikle saha dışında da yaşanıyor diye. En güzel örnekleri de bu sezon. Kara borsa bilet. Bu iş gerçektir. Öyle mi, böyle mi, lamıcı mı yok. Kapatılacak mı, üstüne mi gidilecek? Şimdi biz biraz sonra anlatacaklarımızı ilgili arkadaşlarım devletin ilgili mercilerine gidiyorlar. Bir tanesi şunu diyor, bu niye sizi ilgilendiriyor? Niye bizi ilgilendiğini anlatınca arkadaşlar o kişinin hakkını yemeyelim, haklısınız ben bu şekilde bakmadım diyor. Şu kara borsa bilet. Kendi içlerinden bu konu çıktı. Divan kurullarında bir üyesi ortaya attı. Bir üyesi savcılığa başvurdu. Bir gazetecisi konuyu devamlı gündemde tuttu. Vahim bir olay. Başkanları ne dedi? Savcılığa başvurduk dedi. Artık neredeyse söylediklerinin ne kadar gerçek, ne kadar gerçek dışı, gerçek dışın daha ağır bastığı bir başkandan bahsediyoruz. Meğerse müracaatı şikayeti yapanlara karşı dava açmakmış. Çok ciddi iddialara karşı tatmin edici kamuoyunu, hepimizi tatmin edici açıklamalar yapması gerekirken her zaman olduğu gibi çelişkili ifadeler, manevralarla süreci kurtarma peşindeler. Biz bunun sonuna kadar gideceğiz. Biz ne yaptık? Biz baktık ki olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor. Biz de devletimizin ilgili kurumların harekete geçmesi için ihbar hakkımızı kullandık. Fenerbahçe'de uyanın, iyi dinleyin, bunu gündemde tutun, yoksa bunu da kapatacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, Türkiye Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği'ne ihbarlarımızı yaptık. Bu
Bu çerçevede müracaat ettiğimiz bazı mercilerle ilgili bazı merciler gerekli incelemeyi başlattılar. Bunu kulübümüze bildirdiler. Burada özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza konuya gösterdikleri hassasiyet sebebiyle teşekkür etmek isterim. Bakanlık konuyu soruşturmak üzere müfettişleri görevlendirdi. Müfettişler soruşturmayı başlattılar. Evvelsi gün kulübümüze 3 müfettiş geldi. Biz de bildiklerimizi, tahmin ettiklerimizi anlattık. Hatta bir adım öteye gittik. Bizi de inceleyin ki karşılaştırın. Kurumsal satışlar nasıl oluyor? Üçüncü kişilere satışlar nasıl oluyor? İnşallah bu önerimizi kale alırlar. Çünkü inceledikleri, soruşturdukları konunun dibine daha çabuk inerler. Bizi de araştırırlarsa. Hem bakanlık müfettişlerinin hem de savcılık makamının konu hakkındaki çok önemli bilgilere ve tanık beyanlara ulaştığını gayet iyi biliyoruz. Şimdi bizim beklediğimiz devletimiz devletliğini mi gösterecek yoksa bu kanıyı örtbas mı edecek? Biz buna bakıyoruz. Bahsedilen rakam 56 milyon euro. İllegal bahis sponsorluğu. Bir başka gayri yasal olay, aynı camia, ciddi bir suç, sosyolojik bir olay. Şu an biliyor musunuz ki Türkiye'de neredeyse hiçbir ülkede yaşanmayan illegal bahis olayı sosyolojik olarak ailelerimizi çökertmek üzere olduğunu, biliyor musunuz ki ekonomik sıkıntılardan dolayı binlerce üniversite talebesi banka hesaplarını kiralamakta ve bu banka hesapları üzerinden bütün illegal bahis dönmektedir. Bırakın bir rakibimizin 3-5 kuruş oradan haksız gelir elde ettiğini. Türkiye'nin sosyolojik yapısını bozmak için en büyük tehditlerden birinin bu olduğunu farkında mısınız? Yani Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak rekabet açısından değil, bu ülkenin bir vatandaşı olarak baktığım zaman hepimizin üstüne sorumluluk düştüğünün farkında olmanızı istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de bu iş lisansla yapılıyor. Türkiye'de lisans alanlar legal bahis. Bir de yurt dışında dev şirketler var. Onlar da legal faaliyet gösteriyorlar ama ülkemizde lisanslı olmadıkları için ülkemizde legal değiller. Ama bu söz konusu oluşum tamamen illegal. Ne yurt dışında lisansları var ne ülkemizde. Bu işin sonuna bir news kelimesi eklenerek konu legalleştirmeye çalışılıyor. Soruyorum karşı takımın başkanına, ya hiç mi Google'da bir araştırma yapmadınız? Hiç mi demediniz ya 2 ay evvel kurulmuş bir site? Hiçbir reklam geliri yok. 14 milyon euro nasıl sponsorluğu diye. Hiç mi dedim aklınızdan geçmedi? Çünkü doğal olarak insanın aklına gelen bu. Birkaç ay evvel kurulmuş tek tük haber var. Sıfır reklam. Abonelik yok, abone geliri yok. Yani siz de hepiniz biliyorsunuz yani.